Maç Ne Olur programından herkese iyi akşamlar. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. Sürpriz bir hafta geçirdik Türkiye evet. Ligi'nden. Yani bayağı sürpriz bir hafta oldu. Yani dört büyüklerden işte Fener'iydi, Galatasaray'ıydı, Beşiktaş'ıydı. Bunların hepsinin puan kaybedeceğini pek öngöremedik aslında. Evet. Yani geçen haftaki bahislerimiz birazcık evet, üzdü yani. Geçen hafta bizi de üzdü. Biz üzülmeyelim, insanları da üzmeyelim diye. Aynen, ama kötü bir hafta geçirdik. Bu hafta biraz daha iyi çalıştık bence maçları. Yani geçen hafta gibi sürpriz olacağını çok tahmin etmiyorum yani bu hafta. Çünkü geçen hafta hemen hemen her maçta sürpriz oldu. Yani evet. Gol olmayan maçlar, işte Beşiktaş'ın kaybetmesi. Beşiktaş'ın kaybetmesi inanılmaz sürpriz oldu. Yani Fener'in, Galatasaray'ın puan kaybetmesi falan büyük sürpriz oldu. Bu hafta Trabzon kazanır galiba herhalde. Bu hafta işte inşallah telafi edeceğiz. Güzel bir program olmasını diliyorum. İnşallah. Yavaştan başlayalım istersen. Başlayalım Cuma gününün Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla başlayalım. Sana bırakayım, sen başla, devam edelim. Kesinlikle taraf tutmuyorum. Geçen hafta taraf olarak kesinlikle girmiyorum. Çok net bir 2.5 üst maçı. KG bile demiyorum. Beşiktaş'ın Giresun maçından sonra biz çok rahat kazanacağını düşündüğümüz maçta Giresun'un 4-0 gibi çok net bir skorla Beşiktaş'ı geçmesinden sonra Kasımpaşa Beşiktaş maçı için tek şeyim var, bahsim var, 2.5 üst. Yani ben de dediğin gibi geçen haftadan sonra tarafına yani taraf bahsine yönelmek biraz risk teşkil ediyor. Özellikle bu son dönemdeki Beşiktaş için, hem de deplasmanda zaten. O yüzden ben Beşiktaş'a karşı Kasımpaşa'nın gol bulacağını düşünüyorum. Öncelikle bahsim KG, yani iki takımın da gol bulacağı yönünde. Son 12 maçın 10 mağlubiyeti var Beşiktaş'ta. Evet. Dediğim gibi öncelikle bahsedeyim. KG iki takımın da gol bulacağı yönünde. Daha sonra da maç 2.5 üste bir şekilde taşınacağını düşünüyorum. Cuma'dan tek maçımız vardı zaten. Cumartesi maçına geçelim. Alanya Sivas'la başlayalım hafta sonuna. Burada benim özel baremim var. Bu maçta 2-3 gol baremini düşünüyorum. Geçen hafta Sivas güzel bir sürprizle Hatay'ı 4-0 yendi. Ben mesela Hatay'da da çok evet. Şaşırdım. Yani Beşiktaş'ta nasıl şaşırdıysam Hatay'da da öyle şaşırdım. Ben kaybedeceğini düşünmüyordum. Ben de kadroya göre kaybedeceğini düşünmüyordum. Yani 4-0 çok net bir skor oldu. Ben şöyle bir yorum da yapacağım. Artık Sivas'ın içerideki maçları şöyle çok daha tehlikeli olacak. Sivas'ın hava durumu anlamında evet. Özüne döndüğünü düşünüyorum. Aynen öyle. Yani çünkü rakip takımlar Sivas oturmuş ve o havaya alışmış bir takım. Hani çok rahat kesinlikle adapte evet. Olabiliyorlar o havaya. O yüzden deplasman takımı burada biraz sıkıntıya düşeceğini Sivas evinde çok net bir kazanır tutabilir zaten. Aynen öyle. Yani kazanırdan ziyade deplasmanın kazanırına girmem yani bu saatten evet, sonra evet. Sivas'ta. Kuponlarımızı almayacağız bundan sonra Sivas'ın aynen öyle. Evindeki maçlarıyla alakalı. Alanya Sivas bence 2-3 gol bareminde bitecektir. Güzel de oranı vardır. Hafta sonu ben kendi kuponumda değerlendireceğim. Senin düşüncen? Ben Sivas'ın Hatay'ı 4-0'lık bir net bir galibiyetinden sonra o moralle birlikte Alanya'ya en az bir gol bulacağını düşünüyorum ben. Karşılıklı bu maçın iki takımda gol atarına güveniyorum. Yani karşılıklı gol var diyorum. 1-1 burada. Biter. Yani 1-1 biter. 2-3'ler kazanır. KG'ciler kazanır. 2-1 bitsin, herkes kazansın. O da olabilir. O da olabilir. Aynen öyle. O zaman liderin maçı Trabzon Adana Demirspor maçına geçelim. 26 maçtır yenilmiyor daha evet. Ben gerçekten nerede artık kimin yeneceğini çok merak ediyorum. Kimin yeneceğini ben de çok merak ediyorum ama bu zannedersem bence Adana Demir olmayacak. Ben Trabzon'un içeride büyük ihtimalle tam seyirci kapasiteli oynayacak. Yani biletlerin bir gün iki günün içinde biteceğini düşünüyorum. Çok net bir Trabzonspor galibiyet diyebilirim. Gol bahsine girmeyeceğim. Trabzon kazanacağını düşünüyorum. Ya zaten bu hafta geçen hafta zaten Bakasetas'ı falan yedek bekletmişti. Evet, Perez'i falan yedek bekletmişti. Perez sakatlıktan döndü. Yani dinlendirdi Bakasetas'ı. Bu maç hani ilk 11'de başlatır mı? Bence emin değilim. Yani kazanan takım bozulmaz gibi düşünüyorum. Dorukhan orada çok iyi tuttu bence. Yani ben çok Perez beğeniyorum Dorukhan'ı. Yani sağ bekte ben bu kadar sırıtmayacağını tahmin evet, etmiyordum. Yani evet. Perez gibi bir kaliteden sonra Dorukhan gerçekten sırıtmıyor. Orada bir kumaşı var aslında. Eskişehir'de sağbek oynadı. Beşiktaş'ta zaman zaman sağbek oynadı ama Perez sonrası ben bu kadar tutabileceğini Dorukhan'ın açıkçası öngörmemiştim. Ben buradayım. Çok iyi tuttu. Yani. Evet gerçekten. Yani ben bu takımın içinde gireceğim diyor. Perez'le güzel bir forma yarışına gireceğini evet, rekabete girecekler. Ama ben Dorukhan'ın şu anda bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Form grafiğinden dolayı.
Trabzonspor'un da bu maç için bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben net bir galibiyet diyorum Trabzonspor maçına. Ya ben de burada gole çok yönelmeyeceğim. Çünkü hani Adana'nın Trabzon'u hem seyirci kapasitesiyle yani tam seyirci olacak. Hem de bu form durumuyla yani Trabzon'u yenebilecek kişinin Adana olduğunu düşünmüyorum. Burada ben de tabii Trabzon'u kazanır tutuyorum ama ben bir golden fazla atarak kazanacağını düşünüyorum. Yani Trabzon'un takım bahsini 1.5 üst görüyorum. Yani Trabzon 2 gol atarak kazanır. Oran düşüncesindeyim. Oran yükseltmek için tercih edilebilir. O zaman 7 maçı olan Galatasaray Altay'a geçelim. Geçen hafta beni şaşırtan bir diğer takım Galatasaray. Yani Galatasaray kazanır diyeceğim. Kazanmama ihtimali de var. Şaşırıyorum çünkü Malatya maçını ben çok rahat bir kazanacağını düşünüyordum. Yani buradaki tek artısı bence Galatasaray'ın evinde oynaması. Kesinlikle öyle. Taraftarıyla oynaması. Taraftarı arkasına alarak oynaması. Kazanacağından tarafım. Gol bahsine çok fazla girmek istemiyorum. Yani 1-0 biterse de şaşırmam. 3-0 biterse de şaşırmam. Kazanacak diyorum ama Galatasaray. Yani ben burada tabii Altay kazanır diyemem. Ya artık böyle şeyler de söylemeyeceğim. Yani geçenki programlarda da hani şu kazanır ağzımızda aynen şu kazanır diyemeyeceğim diyorum. Bakıyorum yenmiş adamlar falan. O yüzden yani biraz real bakacak olursak burada hani Galatasaray'ın tabii ki bir adam önde olduğunu görüyorum. Yani dediğim gibi tamamen bir taraftar desteği olacak. Yani skor anlamında hani şu kadar gol olur, üst olur, alt olur, KG olurdan ziyade hani Galatasaray 1-0 olsun bizim olsun mantığıyla maça çıkacağını düşünüyorum. Ya bir şekilde hatta geçenki maçta da işte Malatya maçında Fatih Terim hemen hemen çoğu oyuncusundan yedek kulübesine rotasyon, yani rotasyon yaptı. İşte Kerem'i ama keşke rotasyon yapmasaydım demiş zannedersem daha sonra. Abi 0-0 devam etti maç. Ondan sonra artık baktı ki olmuyor bir şeyler. O 4-5 tane oyuncusunu sürdü sahaya. Tabii belki boğdu biraz ama puanı alamadı. Yani 3 puanı alamadı. O yüzden burada herhangi bir şansa bırakacağını düşünmüyorum. Bence direkt orijinal yani kadrosuyla başlar. Kesinlikle Galatasaray. Çünkü galip artık 3 büyüklerin puan kaybetme lüksünün olduğunu düşünmüyorum. Yani Trabzonspor'la fark çok açıldı. Galatasaray burada alıp 3 puan alıp Trabzonspor'un, gerçi bu maçtan önce Trabzonspor ama Trabzonspor'dan puan kaybı yaşayıp Galatasaray'ın işte kazanıp 3 puan daha yaklaşma düşüncesinde olduğunu ben düşünüyorum Fatih. Ben de fikirdeyim seninle. Cumartesi bültenini bitirdik. Pazara geçelim istersen. Pazara geçmeden şöyle diyeyim. Gene biz geçen haftaki programdaki gibi gene 2 tane sen kupon vereceksin. Onu maçları konuşmadan sonra anlatacağım zaten. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi. Bu sefer tutacak kuponlara çalıştık Oğuzhan'la. Geçen hafta birazcık attığımız kuponlarda biraz sıkıntı oldu. Ama bazı kazalara denk geldik. Bazı kazalara denk geldik. Bu hafta kesinlikle tutacak kuponları paylaşacağımıza eminim yani. Geçelim pazar gününe. Geçelim. Erken maçımız 1.30'da Kayserispor Antalyaspor. Burada aynı düşüncede olduğumuzu düşünüyorum. İstersen gol var elinde. Sen başla. Bu sefer sen başla. Ben devamını getireyim. Ya ben şöyle bu iki takım arasında hani taraf bahsi düşünmüyorum. Ben 3 ihtimalli maç olduğunu düşünüyorum. Yani gerçi şöyle. Yani Antalya'yı böyle bir tık daha önde görüyorum ama hani taraf anlamında bir yorum Alanya yapmayacağım. Alanya maçından sonra. Alanya maçının verdiği şeyle. Hani gazla belki bir şeyler yapabilirler diye düşünüyorum. Ama net burada bir burada birazcık yendi. Daha gole yöneleceğim. Golden ziyade KG ve üst değil. Senin de benim de sevdiğimiz 2-3 gol barem. Düşünüyorum ben. Ben de aynı noktadayım. Yani bu maç 2-0 biterse şaşırmam. 1-1 biterse şaşırmam. 1-3-0 olursa şaşırmam. O yüzden tam böyle 2-3 gol baremi gibi duruyor bence maç. Bence de 2-3 gol bareminde duruyor. Kayseri, Antalya... Bir tık Antalya'yı ben, özür dilerim, bir tık Kayseri'yi ben burada önde görüyorum. Belki 2-1 kazanır diyorum. Her ne kadar Alanya'yı 3-0 geçmiş olsa da Antalya, Kayseri'nin evinde Hikmet Karaman'la birlikte eğer ki kazanacak bir takım olacaksa bu bence Kayseri olacaktır. Ama 2-3 gol bareminde ben de seninle aynı. Tarafta yani. Ayrıldık o zaman sen. Tarafta bu maçla ayrıldık. Bir dahaki programda bakalım hangimiz haklı çıkacağız. Tamamdır. O zaman Giresun Karagümrük. Pazar günü saat 16'daki maçımız. Güzel bir maç olacak. Giresun moralli bir Giresun olacak. Çok moralli bir Giresun. Yani Beşiktaş'a İstanbul'da 4 gol atmak. Bu arada maça geçmeden önce şeyi sorayım sana. Giresun Beşiktaş maçındaki 4. gol hakkında yorumunu alacaktım. Mert'in çaprazlarının kopmasından sonra. Bence orada futbolun vermiş olduğu bir heyecanla yani sakatlandığını düşünemediler kalecinin. Çünkü bir önceki pozisyonda da mı, ondan önce bir pozisyonda galiba Mert gene bir pozisyonda yere mi düştü? Bir şey oldu. O kafasında topu, suna toplattı evet. Ya ayağa takılır evet. Gibi oldu. Orada acaba aynı duruma mı denk geldi gibilerinden düşündüler? Benim burada yorumum aslında birazcık şöyle. Şimdi maç 3-0.
hani tasvip etmiyorum yapılan şeyi, yani kaleci yerdeyken gidip gol atılmayı, ama şöyle düşündüklerini varsayıyorum. 3-0 öndesin. Giresun'un Beşiktaş'a 4. golü geliyor. Hani ben Beşiktaş'a bir daha 4 gol atamam. E tabii. Da olabilir yani, o maçın verdiği heyecanla birlikte. Şu da var. Sene sonunda bazı takımlar bazen bir gol avarajıyla küme düşenler var. Evet. Yani bir gol avarajıyla belki kümede kalabilirsin. Bir gol avarajıyla kümede düşebilirsin. Yani bence maçın... Beşiktaş'ın sahasında oynuyorsun. Maçın olağan içinde bir pozisyonuydu. Bence çok da üstüne düşmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Maça geleceksek de aynen. Moralli bir Giresun gol atacaktır. İyi bir takım Karagümrük. O da gol atacaktır. Bilgiye geri dönecek muhtemelen. Rahat bir karşılıklı gol var. Maçı olarak görüyorum. İki takım da birer gol bulacaktır. Hatta 3 gol baraminin de açılacağını düşünüyorum açıkçası, ama ilk tercihim Kargay var. Yani benim de artık Giresun ligin ilk zamanlarında biliyorsun gol atamıyordu, evet, gol puan alamıyordu. Şimdi atıyor. Ama yavaş yavaş artık o şeyi aştılar. Evet. Orada Giresun yönetimi de ben takım tebrik ediyorum. Yani takım oluşum da yaptılar. Arkasında durdular. Yoksa başka takım olsa o kadar başarısızlığa gönderirdi hocayı. Yani yerine başka bir hoca gelirdi. Burada hocanın arkasında durup Giresun'un yapması gerekeni yaptı. Yani belki de bütün takımların yapması gerekeni yaptı. Çünkü Avrupa'da artık hocalar böyle 5-6 maçı kaybettiği zaman yollanmıyor. Yani bizim de Avrupa'ya birazcık bakarak hocaları kötü devreyi görmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta eğer bu futbolcular oynamıyorsa gelecek yani yerine getirecek kim ne yapacak yani? Sihirbaz değil yani sonuçta. Aynen öyle. Elindeki malzeme belli olacak sonuçta. Kesinlikle öyle düşünüyorum ben. Maçın yorumuna gelirsek ben de seninle çok farklı fikirlerde değilim. Öncelikle Giresun'un evinde o moralle birlikte her türlü golü bulacağını düşünüyorum. Bir şekilde. Maç KG'ye taşınır. Üstü de görür tahminimce. Ama öncelikle bahsedeyim, benim de senin gibi karşılıklı gol var yönünde. O zaman yavaştan hemen üçüncü maçımıza geçelim. Sonraki maçı Hatay-Başakşehir. Hatay-Başakşehir. Ne olacağı çok aman aman belli olmayan. Yani. Senin bence Başakşehir bir adım önde diyeceğin maçlardan bir tanesi. Sen bu ara Başakşehir'cisin. Evet, bu aralar Başakşehir'ciyim ben. Aslında şöyle. Bu maçı KG var tutuyorum. İki takım da atar tutuyorum. Ama şimdi bakıyorum Sivas'tan 4 gol yiyen bir Hatay korkutuyor beni. Atamaz mı acaba? Acaba ben atamaz mı? Ben düşünüyorum. Yani ilk tercihim KG var. Onda okeyim. Yani netim. Ama 0-0'da biterse çok da şaşırmam yani. Ya hani baktığınız zaman Başakşehir'in maçı 0-0 bitti ama yani korkutuyor işte. O hem Başakşehir'in 0-0. 2 hafta bence üst üste olmaz diye tahmin ediyorum ben ya. Yani Hatay geçen hafta gol atamadı, bu hafta da atamayacak. Tamam, Başakşehir atamadı, bu hafta da atamayacak. O zaman ben çok seyircilerimizi üzmeyelim. KG var diyelim. İnşallah üzmeyelim. Kenara çekilelim abi. Yani burada ben de taraf bahsini çok sağlıklı bulmuyorum. Yani iki gol yönünde etkili takımın bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. Yani Sivas maçını çok baz almamak lazım. Sivas çok etkili top oynadı. Yani maç sonunda Hatay'ın bir şutu falan vardı kaleye. Evet. Yani Sivas boğdu, kaçan net pozisyonlar, direkler falan filan. Ya maç 7-8 rahat görürdü baktığın zaman. Ama yani o sürekli olabilecek bir şey değil. Yani Hatay bir şekilde toparlanır, bir golü bulur tahminimce. Başakşehir'de geçen haftanın telafisini bu hafta sen de benim gibi gol KG var diye kapatır diye köşeme çekileyim diyorsun. Aynen, KG var tutuyorum yani bu maçı. Son maçımıza geçelim. Pazar günü 19'daki Fenerbahçe-Rize. Evinde mutlak kazanması gereken bir Fenerbahçe. Her hafta mutlak kazanması gereken. Ama bu maçı gerçekten kazanması gerekiyor. Yani zaten Rize'nin de mutlak puana ihtiyacı var. Teknik direktör konusunda Pereira'nın ne olacağı henüz belli değil. Abi o çok görüşmeler var. Yani program isimler var. Ben Pereira'yı seninle birlikte burada sabaha kadar konuşuyorum. Evet, yani program öyle uzar gider. Yani Pereira'nın ne yapmaya çalıştığı. Yani bir 3-4-3 oynatıyor. Sonra başka birileri bir şeyler diyor. Zorlanıyor. 4-4-2'ye dönüyor. Ve bir şekilde ne yapacağı gerçekten belli olmayan bir adam. Yani o sağ tarafta Ferdi'yi öldürmesi. İşte halkası yok etmesi. Çok garip yani. Ben Fenerbahçe'nin maça çıkarken ilk 11'ini açıklanmadan önce tahmin edemiyorum. Evet. Her maç farklı 11'le. Çok farklı. Yani bu Fenerbahçeli taraftarlar için de geçerli. Yani insan istemez mi ki takımının ilk 11'i standart olsun bileyim diye. Ben ama Fenerbahçe'de yok yani. Göztepe maçındaki ilk 11 çok büyük şoke etti beni yani. Gerçekten çok büyük şoke etti. 77'de İrfan oyundan alması. Evet, İrfan'ı oyundan alması. Ya şöyle bir şey. Pelkas yok etti. Pelkas geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 8 gol 7 asist. Aynen. Burak Kapacak, Bursa Spor'dan aldın. Bonservis vererek aldın. Adam sarı lacivert formayı görmedi. Adam forma giymedi daha. Yani antrenmanda giyiyor sadece forma adam. Hani bu kadar mı şeysiz yani, ne bileyim, Fenerbahçe maçında hiç mi oynayamayacak kadar kötü Burak Kapacak? Sağdakilerden ne kadar farkı evet, var? Evet, sağdakilerden ne kadar farkı var? Yani dediğim gibi bu muhabbet çok uzar gider. Uzar ama
bu maçı kazanacak Fenerbahçe bence. Kadıköy'de taraftarıyla barışma maçı olarak görüyorum ben. Yani olması gereken şeyleri kesinlikle söylersek evet, Fenerbahçe kazanır derim ben evet de. Yani burada biraz sürpriz aramayacağım. Yani artık aynı Galatasaray'ın Altay'a yapması gerektiği gibi Fenerbahçe'nin de Rize'ye yapması gereken şeyler mutlak galibiyet içeride. Artık yani İstanbul'daki 3 büyük takımların evinde yenilme lüksü kalmadı. Hem taraftarlı anlamında hem kendince. Aynen öyle. Hem de puan sıralaması anlamında. Aynen öyle. Pazarı bitirdik. Pazartesi 2 tane maçımız var. Göztepe Gaziantep. Konya'yı 3 golle geçen Gaziantep. Fenerbahçe'den 1 puan alan Göztepe. Her iki takım da bir tık Gaziantep daha moraldir kazandığı için. İki takımın da gol bulacağından yanayım. KG varı görecektir. 3 golün de üstüne çıkacağını düşünüyorum. Ben de artık Gaziantep'in maçlarının bundan sonra gollü geçeceğini düşünüyorum. Yani atacaktır da yiyecektir. Erol Bulut zannedersem taktik olarak biraz daha ofansif oynamaya başladı herhalde. Evet. Konya maçında 3 gol Konya'ya atmak çünkü gerçekten kolay değil. Demek ki ofans anlamında bir tık daha değiştirdi kendini. Ben bu maçta da Gaziantep'in Göztepe'ye gol atacağını ve aynı zamanda gol yiyeceğini de net düşünüyorum. Yani ben de burada farklı fikirlerde değilim. Yani Gaziantep'in dediğim gibi biraz önce bundan sonra bütün yani hemen hemen çoğu maçının gol atıp gol yiyeceği maçlar olacağını düşünüyorum. Kendi ayarındaki takımlarla oynadığı maçlarda. Yani burada çok işin içine girmeden iki takım da gol atar deyip çekiliyorum ben. Gelelim o zaman son maçına son maçı gidiyoruz. Konya yeni Malatya. Bu maçı sen başla. Başlayayım şöyle, ben Konya'nın evinde çok farklı bir grafik çizdiğini inanıyorum. Yani taraftarıyla, yani o taraftarı yaban atmamak lazım. Gerçekten Konya taraftarıyla bütünleşince çok tehlikeli bir takım haline geliyor. Yani burada gol tercihinden önce ben biraz daha tarafçıyım. Burada evet, Konyacıyım yani. Konya evinde Malatya'yı pozisyon üretemeyen, kendine göre, Konya'ya göre daha alt kalibrede bir takımı evinde yeneceğini düşünüyorum ben. O yüzden bahsim Konya kazanır yönünde. Ben de Konya kazanırdayım. Hem de Antep maçındaki kayıba rağmen bugün pazartesi günü bu maçta çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ben Sumudika ile birlikte Malatya'nın çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyordum. Açıkçası 3-5-2 çok iyi oynatan bir hoca. Ama beklemediğim puan kayıpları yaşadı Malatya. Konya-Malatya maçında da Sumudika'nın takımının puan alabileceğini düşünmüyorum. Konya'nın çok net bir galibiyeti olarak görüyorum maçı. Peki o zaman diyorum Türkiye Ligi'nin değerlendirdik maçlarımızı. Şimdi şöyle, geçen hafta yaptığımız gibi yine Mustafa ile birlikte 4 tane kupon çıkardık. Bunlardan 2 tanesi Türkiye Ligi, 2 tanesi Avrupa Liglerindeki diğer takımlar, seçtiğimiz güzel bahislerimiz. Bu sefer olacak. Özellikle artı bir çalışma yaptık. Geçen haftayı unutturmak, silmek için arkadaşlar sizlere 4 tane çok güzel kupon paylaştık. Bu 4 kuponu da biz gene kuponlarımıza yazıp oynayacağız. Siz de oynarsanız bence bu hafta bu kuponların hepsinin geleceğini düşünüyoruz. İnşallah yanılmayız. Çok da büyük konuşmuyoruz. Geleceğini düşünüyoruz. Yine ben şeyi söyleyeyim, üzmeyelim. Kuponlarımıza Oğuzhan'la birlikte başlayalım. O zaman ben ilk Türkiye kuponumu söyleyeyim. Ondan sonra sana geçelim Türkiye kuponu. Sonra Avrupa diye devam ederiz. Okay. Benim ilk maçım Giresun Karagümrük. Tutuyorum ben burada. Giresun Karagümrük'ü KG var olarak değerlendireceğim. İkinci maçım Trabzon Adana Demirspor. Burada Trabzonspor'un kazanacağı ve maç sonucu 1 olacağı görüşündeyim. Üçüncü maçım Göztepe Gaziantep. Burada iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden bahisim KG var. Son maçım Fenerbahçe Rize. Burada da Fenerbahçe'yi maç sonucu 1 tutuyorum. Ve hız kesmeden hemen diğer Türkiye kuponunu paylaşması için Mustafa'ya söz vereyim ben. Kasımpaşa Beşiktaş maçıyla başlıyoruz. 2.5 üst tutuyorum ilk maçım. İkinci maçım Trabzonspor Adana Demir maçı. Maç sonucunu Trabzon kazanır tutuyorum. Üçüncü maçı olarak Hatay Başakşehir maçı KG var tutuyorum. Dördüncü ve son maçım olarak bu kupon için Galatasaray Altay maçı Galatasaray kazanır diyorum. 4 maçlık kombinim, Türkiye kombinim bu şekilde. Tamam, ben o zaman Avrupa Ligi kombinini vereyim. Benim ilk maçım Fransa Ligi'nden Lens Paris Saint Germain. Burada 2.5 gol bareminin aşılacağını düşünüyorum. Yani 2.5 üst olur. İkinci maçım İtalya Ligi'nden Roma-Inter. Burada iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. KG var diyorum. Üçüncü maçım Bundesliga'dan Hoffenheim-Frankfurt. Burada da iki takımın gol atacağını düşünüyorum. KG var diyorum.
Son maçın Premier Lig'den Aston Villa Leicester City. Burada da iki takımın gol atacağını ve KG var olacağını görüşündeyim. Bol gollü bir hafta sonu bizi bekliyor galiba. Aynen öyle. Yani biz öyle hissediyoruz. İnşallah öyle olur. Avrupa Ligi kuponumu sizlere paylaşayım. Napoli Atalanta maçını KG var tutuyorum ilk maç olarak. İkinci maçım West Ham United Chelsea maçı. 2.5 üst tutuyorum. Üçüncü maçım Dortmund Bayern Münih. Bayern Münih Dortmund maçını KG var tutuyorum. Dördüncü ve son maçım Milan Salernita maçı. İtalya'da 2.5 üst tutuyorum. 4 kuponumuza çok güveniyoruz. 4 kuponda oynayacağız. Bu arada hatırlatmada fayda var. Sportsel'i takip ediyorsunuz arkadaşlar. Twitter'dan, Instagram'dan Sportsel sayfamızı takip ediyorsunuz. YouTube'da abone olmalı. YouTube'da Sportsel sayfamıza abone oluyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizi bekliyoruz. Bildirimlerinizi açmayı bekliyoruz. Geçen hafta da söyledim zaten. Yani biz tüm fikirleri açığız. Yorumlarda evet. Yorumların hemen hemen hepsini okuyoruz zaten. Her fikri açığız. Sosyal medyada her yerde varız. Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da yorumlarınızı anında görüyoruz. Sosyal medya arkadaşlarımızla birlikte yorumlarınızı okuyoruz. Güzel bir program daha yaptığımızı düşünüyorum. Aynen, güzel program oldu. Geçen haftanın telafisini inşallah bu hafta yapacağız. Ve bir dahaki programda da bu haftanın tutan kuponlarını konuşuruz inşallah. Aynen. İlk başta. Sonra değerlendirmelerimize geçeriz. O zaman diyerekten. Şimdiden hepimize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.